da harcama yapmışlardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti mülteciler için, Suriyeli, Iraklı mülteciler için 25 milyar dolar harcamıştır şimdiye kadar. Biz şimdi yakın zamanda Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na 300 milyon avro geldi. Ama bu tamamı aktarılmış değil. Yani sahada çok daha düşük bir miktar harcanıyor. Nihayetinde bizim Sağlık Bakanlığımıza benzer bir miktar geldi. Ama 25 milyar doların yanında bunlar çok küçük rakamlar. Bir de bunlar çok yavaş işliyor. Bakın, bir takım sivil toplum projeleri yapılacak. O sivil toplum örgütlerine bu paralar aktarılacak. Ondan sonra Türkiye'de bu projeler hayata geçecek. Benim bu yardım mekanizmasıyla ilgili söylediğim şey şudur. Bu paralar gelene kadar Türkiye'deki ilkokul çağındaki çocuklar emeklilik yaşına gelirler. Böyle bir yardım mekanizması olmaz. Bu bir acil durumdur. Acil bir insani durumdur. Biz bu çocukların bir an evvel eğitilmesi için hızlı davranmak zorundayız. Aksi takdirde bu çocuklar, 5 yaşındaki çocuk 50 yaşına geldiği zaman biz hala bu çocuklara gelecek insani yardımlardan bahsediyor olacağız. Şu anki insani yardım mekanizmaları yetersizdir. O sebeple size Somali'de gördüğüm manzarayı anlattım. Ben Sudan'da da benzeri manzaralar gördüm. Bugün bu çocuklar bütün insanlığın ortak problemi. Şunu da unutmamak gerekir. Türkiye'de bu çocuklar misafir ediliyor diye, bu 3 milyon çocuk misafir ediliyor diye, dünyanın geri kalanı sadece para vererek bu sorumluluktan kurtulamaz. Türkiye bir toplama kampı değildir. Burada bu çocukların eğitilmesi konusunda, bu çocukların iyi iş imkanlarına sahip olması konusunda ortak ahlaki ve politik sorumluluğumuz var. Bakın, bu ahlaki ve politik sorumluluğun altını çiziyorum. Bizim insan olmamızla ilgilidir. Şimdi Avrupa'da bazı ülkelerin sınırlarını kapatması, bazı ülkelerin sınırlarını askerlerle mültecilere kapatması insanlık için utanç verici manzaralardır. Bunlardan, bu manzaralar bu çağda olmaması gereken manzaralardır. Siz düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'daki bazı başkentlerdeki çocuk kamplarının etrafına, en son Paris'teki bir kampın etrafında görmüştüm, kayalar yerleştiriliyor. Etrafına daha fazla mülteci yığılmasın diye. Peki soruyoruz, bu çocuklar ne yapacaklar? Bu soğukta, bu kış günlerinde bu insanlar ne yapacaklar? Bunlar bizim kardeşlerimiz. İnsanoğlu olarak birbirimizin kardeşiyiz. Bu insanları ölüme terk edemeyiz. Sokağa terk edemeyiz. Ve düşünebiliyor musunuz siz? Bazı ülkelerde 1000 kişi, o ülkeye 1000 tane mülteci alınması için sadece 1000 ya da 500 kişi referandum yapılmaktan bahsediliyor. Ya da mültecilerin Avrupa kimliğini tehdit eden bir sonuç doğuracağından bahsediliyor. Irkçılar, yabancı düşmanı akımlar, aşırı sağ akımlar bunları istismar ediyorlar. Bunlar insan. Aynı bizim gibi bir insan. Bizim gibi idealleri var, hayata dair özlemleri var, umutları var, korkuları var. Biz bunlara nesne muamelesi yapamayız. Bunlara araç muamelesi yapamayız. Bunlar canımız istediğimiz zaman şuraya alıp buraya koyacağımız nesneler ya da araçlar değil. Bunlar insan olarak bizim kardeşlerimiz. Eğer bir insan bir mülteciye kucak açamıyorsa, bu insanlığın bittiği yer orasıdır. Tabii ki Avrupa'da son derece gurur duyduğumuz gelişmeler de oluyor. Sevgili dostumuzla yaptığımız çalışmalar gibi. Ya da Avrupa'da genç insanların sokak yürüyüşleri yaparak mültecilere sahip çıkması gibi. Dolayısıyla bu bir mücadele. İnsanoğlunun bu mücadeleyi kazanması lazım. Dolayısıyla mülteciler bizim için bir sorun değil. Bize insanlığımızı hatırlatan Allah'ın birer lütfu onlar. Daha iyi insan olmamız için. Kıtamızı, Avrupa'yı, Anadolu'yu, dünyayı daha insani hale getirmemiz için bir fırsat. Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi, sadece şunu da zaman zaman görüyorum bazı ülkelerde, mülteci kabul eden bazı ülkelerde. Eğitimli olanları alalım,
diğerlerini başka ülkelere bırakalım gibisinden. Biliyor musunuz? Bunun adı kültürel ırkçılıktır. Kültürel ırkçılıktır. Yani siz bir doktoru ülkenize alacaksınız ama bir işçiyi kabul etmeyeceksiniz. Bunun adı kültürel ırkçılıktır. Her insan, insan olarak kıymetlidir. Dolayısıyla bu aslında bir takım düşünceleri gözden geçirmemizi de gerektiren bir meydan okumadır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bir günde, bakın Avrupa'da bazı ülkeler referandum yapıyor diyorum, 1000 kişi almak için. Biz bir gün içinde, sadece bir gün içinde Suriye'den 100 bin kişiyi aldık. 100 bin kişi. Ölümden kaçıyorlardı, aldık. Açık kapı politikası uyguluyoruz. Sınırlarımızı açıyoruz. Biliyorsunuz Suriye'den ve Irak'tan bize dönük terör saldırısı var. Biz bu terör saldırısıyla mücadele ediyoruz. Bu mültecilerin içine karışıp bizim şehirlerimizde terör eylemi yapmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Ve ciddi terör saldırılarıyla uğraşıyoruz. Ama buna rağmen bu güvenlik riskini de göze alıyoruz ve bu insanları ölüme terk etmiyoruz. Biz bu insanlara sahip çıkmaya davet edeceğiz. Bu kurumlarla dayanışmaya devam edeceğiz. Ama herkesin sorumluluğunu artırmak için kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Thank you.